Peki son olarak ve en zor sorumuz olarak genelde katılan herkese sorduğumuz, hayatla ilgili yaşadığınız bir sürü tecrübe var. Bunlar neticesinde elde ettiğiniz böyle bir hayat tecrübesi aktarabileceğiniz, genç arkadaşlarımıza tavsiye edebileceğiniz, belki böyle 16, 17, 18, 20 yaşlarınızdaki kendinize döndüğünüzde bir tavsiye olarak kulağına fısıldayabileceğiniz, hayata dair bir sır var mı söylemek istediğiniz? Bu gerçekten çok zor bir soru. Nereden başlayayım bilmiyorum ama en önemli, eğer geriye dönebilseydim, kendi hayatıma daha eğitim hayatıma ya da iş hayatıma daha farklı bir yön verebilirdim. Ben çok bilinçli başlamadım. Bilinçli başlamak çok önemli. Hayat sürprizlerle dolu. Nereye gideceğini bilemiyorsunuz. Farklı yönlere gidebilirsiniz. Hayatınızı her noktada değiştirebilirsiniz. Bunlara açık olmak çok önemli. Bu hayat felsefem benim. Ama ilk başta bilinçli başlayıp ilk adımı nereye doğru atacağınızı bilmek de çok önemli. İlk adımı nereye, kendim eğer dönsem o günlere, İlk adımıma karar verirdim. Lise yıllarına dönebilsem ilk adımımı belki farklı atabilirdim. Ama felsefe, hayatın ne getireceği belli değil. Her şeye açık olun. Peki Kendinize güvenin. nasıl karar verirdiniz? İlk adım, çünkü bilmek zor, esas zor olan o. Nasıl karar vermek doğrudur ilk adım atılacak? Veya bu bilgiye nasıl ulaşılabilir? Nereden öğrenebilir insanlar kendileri için ilk adımın hangisi olduğunu veya doğru adımın hangisi olduğunu? Mesela Türk toplumunda biz aile çok yakın, ailemize çok yakınız ve ailemizin bize verdiği bir plan, verdiği bizden beklentileri var. Biz hep ona bakıyoruz. Önemli olan o genç insanların kendilerinden beklentileri ne? Onu oturup sormaları lazım. Ben bu soruyu hiç sormadım. Kendimden beklentim neydi hiç sormadım. Ailem dünyanın en iyi ailesi. Yıllar sonra ben ne noktaya gitmeye karar verdiysem hep arkamda oldular ve hep bunu söylediler. Ama ben bunun farkında değildim. Ben hep onlara baktım, bana yön vermeleri açısından. Ama bunun farklı olması lazım. Sizin kalbinizde ne varsa o noktaya gitmeniz önemli. Aileniz her zaman arkanızda olacak. O en önemli olan kalbine bakıp kendi içinizden geleni yapmanız. Peki, çok teşekkür ederiz tekrar. Hem vaktiniz hem bu çok değerli bilgiler için. Çok teşekkürler. Teşekkürler.